Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Arkadaşlar videoyu izlemeden önce kanala abone olmayan arkadaşlar varsa bir zahmet kanala abone olursa beni memnun eder. Bu platformda yükselmemizin tek sebebi sizsiniz. Sizler destek verirseniz biz bir yerlere varırız. Konuyu fazla uzatmayacağım. Bir de like atın arkadaşlar oradan. Instagram'dan ve YouTube'dan bayağı bir soru sorulmuş. Bu genel ayarlar nasıl olmalı? Ben de genel ayarlarımı çekme gereksinimde bulundum arkadaşlar. Arzu ederseniz hemen videoya geçelim. Şimdi şu şekilde kullanıyorum arkadaşlar genel ayarlarımı. Nişan yardımı açık. Nişan yardımını ben size şu şekilde anlatayım. Nişan yardımı atıyorum rakip karşınızda. Şu şekilde atıyorum dürbünüzü bu şekilde açtığınız zaman burayı tararsanız direkt rakibin üstüne çeker. Bu bir nevi oyundaki aimbot arkadaşlar. Bunu kullanın yani burayı tararken mesela nişan yardımı orada rakip olsaydı az bir şey sağ tarafa çekecekti. Nişan yardımı açık olsun. Duvar engellemesi açık olsun. Duvar engellemesi şu şekilde. Hemen göstereyim sizlere. Hemen şu yan tarafa geçmem gerekiyor. Şimdi bu şekilde duruyorsunuz. Ortadaki kırmızıyı görüyor musunuz? Ortadaki kırmızı yani duvarda burada atış edemeyeceğini söylüyor. Burada atış edersen ama duvara atış edersin. Bu böyle olduğu zaman arkadaşlar orada artı işareti çıkıyor. Yani bu seni çok yanıltır. Yeni başlayan arkadaşlarımız varsa acaba ben burada adamı bu şekilde sıkarım diye düşünür. Tamamen yanıltır. Duvar engellemesi açık olacak. Kurmalı tüfek ve arbalet modları, pompalı atış modu. Bunların ikisi de bir nevi bir. Birisi keskin nişancı için kullanılıyor, birisi pompalı için kullanılıyor. Bunu dokun yapsan şu şekilde. Şu anda dokunda açık. Skopumu açtım, bastım, ateş etti. Bastım, ateş etti. Eğer bunu bırakırsam, skopumu açtım, bastım, ateş etmedi. Ayarlıyorum nereye ateş edeceğini. Atıyorum 4'ün tam ortasına ateş edeceğim. Çevirdim arkadaşlar. Diğer 4'ün ortasına ateş edeceğim. Bıraktım. Ya bu şekilde. Diğer eğil dürbün aç. Eğil dürbün aç gerçekten benim oyuna başladığımdan beri elim alıştırdığım, gayet de profesyonel oynadığım bir taktik. Eğil dürbün aç. Sağ sol eğilme pikleri var ya. Eğildim dürbün açtı taradım. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Eğildim dürbün açtım taradım. Bu şekilde. Eğer bu eğil dürbün açı kapatırsan çift bir hareket yapıp eğimini kaydırma olasılığın gerçekten çok yüksek. Eğil dürbün açı kapattım. Skopu sağ eğildim, dürbünü açtım. Bakın eğim kayıyor. Ben kaydırıyorum. Sağ eğildim, dürbünü açtım. Mesela. Tekrardan geliyorum. Sağ eğildim, dürbünü açtım. Bakın. Hep hedefin bir 10 santim, 20 santim yanına açıyorum. Fakat bunu bu şekilde yaptığım zaman mesela şu ortaya tam artıyı ben her zaman rakibe doğru yönelteceğim gibi gezerim. Mesela her zaman bu böyle olur. Rakip nereden çıkacağını düşündüğüm zaman her zaman eğimim orada olur. Mesela atıyorum şu duvarın arkasında çıkacak. Hep bu şekilde gezerim. Videoları izleyen arkadaşlar varsa bu şekilde gezerim. Hemen atıyorum rakip şuradan çıktı hemen dürbünü açarım tararım arkadaşlar. Mesela rakip burada hemen düşürürüm. Mesela eğil dürbün açın özelliği bu. Hani çift bir eğim kaydırmazsın. Skopu açtığın zaman eğim kayar. Ama bu şekilde artta gelen direkt kafa. Geçiyorum. Direkt kafa. Geçiyorum. Direkt kafa. Bu şekilde. Bunu yapmanızı öneririm. Dikiz ateş. Dikiz ateş bu sağ sol pikler şu şekilde. Sağ sol pikler kaybolu. Görüyor musunuz? Dikiz ateşi açmanızı tavsiye var. Niye diye soracak olursanız. Şimdi şuradasınız. Rakibin karşıda olduğunu düşünün. Mesela buradasın. Sadece kafanı çıkartıp nişan alabilirsin. Sağ sol pikleri açın. Atıyorum buradasın. Direkt şu şekilde çıkartıp sadece kafanı çıkartırsın. Ve bu senin vücudunun bütünlüğünü dışarıya salmanı engeller. Hemen şuradan diğer ayara bakalım. Eğilme modu karma. Eğilme modu karma nedir biliyor musunuz? Eğildim. Bir kere bastım. Bir kere bastım dürbünü açtı bakın. Bir kere basıyorum dürbünü açtı. Karma ise basılı tuttum taradım bıraktım. Basılı tuttum, taradım, bıraktım. Basılı tuttuğunuz zaman dürbünü açar, bıraktığınız zaman dürbünü kapatır. Eğilirken kamera dönüşü. Ben bunları açıyorum arkadaşlar. Yani açık alıştığım için bu şekilde gidiyorum. Kapatan arkadaşlar da var. Bu eğilirken kamera dönüşü ne? Ben hemen size onları da anlatayım. Eğilirken kamera dönüşünü kapattım. Şu şekilde bakın. Sağa sola gitmiyor. Görüyor musun? Sadece burayı tararım. Bakın. Ama eğilirken kamera dönüşünü açtığım zaman her yere dönebilirim ben bu şekilde.
Nişan alırken kamera dönüşü kapat. Atıyorum dürbünü aldım. Mesela kamera dönüşünü kapattım. Mesela nişan alırken dürbünün oradan çeviremiyorum. Sadece baş parmağımla çeviriyorum. Dürbünden dönmüyor. Bunun mevzusu da bu arkadaşlar. Yan nişangah butonu. Ben oyuna yan nişangah geldiğinden beri ben yan nişangahı hiç kullanmadım. Lazer kullanıyorum. Yan nişangaha ne gerek var? Ben bunu her zaman kapalı butonu tutuyorum orada arkadaşlar. Jiroskop daima açık. Jiroskopu öğrenin. Jiroskop gerçekten oyunda o kadar çok önemli ki. Mesela şu şekilde arkadaşlar. Çok serisiniz jiroskopla. Jiroskopa geçmeden önce. Yani ben jiroskopu açtım ama oynayamıyorum. Ya hemen oynayamazsın. Bir arena yapacaksın. En az 4 hafta full arena oyna. Klasik maça girme ya. Arena. Jiroskop açık olsun. Ateş etme butonunu solda göster. Daima açık. Çünkü sağdaki ateş etme oynar ateş, soldaki ateş sabit ateş. Ateş etme butonunu solda gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. Her zaman solda göster ateşi kullanın. Sağdakini kullanmayın. Sağdaki dört parmak oynayanlar için söylüyorum. Daha haricinde burada arkadaşlar beşene değişimini kesinlikle açın ve sizi seri yapacak harekettir beşene değişimine. Ne diye soracak olursanız atıyorum şu şekilde direkt hemen ön plana geçip rakibi daha çok kavrayabilirsiniz. Daha çok görebilirsiniz. Mesela bakın şu şekilde ile şu şekilde nişanınızı daha kolaylaştırın. Atıyorum ben fightlarımda çoğu fightta yakın bir temasa girdiğim zaman atıyorum adam bunun arkasında ben bu şekilde girmiyorum direkt. Direkt hemen 5N'ye alıyorum bu şekilde yatırıyorum rakibi tekrardan 3N'ye geçiyorum. 5N'yi her zaman açık tutun arkadaşlar. 5N açık dursun. Diğer hemen ayara geçeyim. Birinci şahıs nişancı bakış açısı her zaman 103'te olsun. Neden de 103'te olsun diye sorarsanız. 5N'yi alıyorum. Mesela bu şekilde olduğum zaman sağımı ve solumu gayet rahatlıkla görebiliyorum. Biraz daha geride. Ama şu şekilde 90'dı herhalde en son. 80 mi 90 mı? 80'i aldığım zaman bakın. Sağımı solumu biraz daha az görüyorum. Mesela şu sol tarafı sıfırlıyorum. Şuraya. Hiç oynatmadan. Bunu 103'e çekiyorum. Gördünüz mü? Bakış açım biraz daha diğerlerine göre, ayara göre daha da genişledi. Bunu her zaman 300'de yapayım. Mesela şu şekilde görmektense şu şekilde görmek daha mantıklı. Hemen geçelim diğer ayarımıza. Hemen bakalım. Diğer ayarlarım bu şekilde. Grafiklerim arkadaşlar akıcı, aşırı renkli de kullanıyorum. Senin cihazın 60 FPS veriyorsa bunu her zaman aşırıda kullanman lazım. Aşırı 60 FPS'tir arkadaşlar. Renkli de kullanıyorum. Genel ayarlar, düzgünleştirmeler. Normalde ben düzgünleştirmeleri açık oynuyorum. Kapanmış. Niye kapandı bilmiyorum. Düzgünleştirmeler açık ama şarj tüketimini biraz arttırıyor. Düzgünleştirmeleri cihazın iyiyse düzgünleştirmeleri açık olarak kullan ve dokuları böyle daha iyi, daha net görebiliyorsun. Atıyorum çimin içinde bir adam varsa tak aha burada diyorsun adam. Parlaklık 133'te kullanıyorum. Daha böyle canlı, daha parlak görüyorum. Diğer başka ne şuradan söyleyeceğim. Dürbüne gelelim arkadaşlar. Dürbünde hızlı dürbün değiş her zaman açık olsun. Çünkü çantanı açıp dur bir 6x'i takayım, yok 3x'i takayım, yok 3x'i çıkartayım, lazere takayım. Mesela mevzu şudur arkadaşlar. Hemen silah alıyorum. Mesela şurayı görüyor musunuz? Mesela şu anda M4'ümde 6x takılı. Hop lazere döndüm, fight'a gidiyorum. Yakın temasta çünkü 6x'i niye açayım? Atıyorum adam uzak mesafede. Bu şekilde her zaman... Atıyorum 4x'lik bir mevzum var. Ben 6'yı 4'e çekmiyorum. Ekstradan bir 4 de alıyorum. Bu şekilde. Hemen tekrardan dürbüne geçelim. Ben dürbünümü siyahta kullanıyorum. Lazerde de siyahta kullanıyorum. Lazerde artıyı kullanıyorum. Holoda yuvarlak zaten. Holoda herhangi bir değiştiremiyorsun. Artı mı V şeklinde mi? Siyah daha güzel oluyor. Yanlış nişangah kullanmıyorum. 2x'im, 3x'im hep siyah arkadaşlar. Hep siyahta kullanıyorum. Başka soracak olan efektler arkadaşlar. Efektleri yeşilde kullanıyorum. Rakibe vurduğun zaman yeşil daha belirgin oluyor. Bak mesela atıyorum 200 metre ilerideki rakibe bir sprey atıyorsam arkadaşlar. Bak ben vurdum diyorum. Çünkü buz diyarı 4. seviye mi 5. seviyede mi vurma efekti veriyor. Bu arkadaşlar için bunun pek bir önemi yok yani. Buz diyarını çıkartamadım. İnşallah Allah bize de nasip eder. Direkt fulleyeceğim. Çıkartırsam. Arkadaşlar oyun için genel ayarlar bu şekilde. Daha da sorusu olan arkadaşlar varsa yorumlarda bilirsin. Seve seve cevaplayacağım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir tekrardan söylüyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.